Merhabalar, bugün sizlere etli kuru fasulye yapacağım. Malzemelerimiz 1 kilo haşlanmış kuru fasulyem var, yarım kilo kemikli etim, soğan, biber ve domates salçam ve baharatlarım var. Öncelikle soğanlarımızı doğramakla başlayalım. Soğanlarımızın yeşili de var, koparmadım. Güzel olur yemeğin içinde. Böyle ince ince doğrayalım. Ocağımızın altını yakarak tenceremize biraz zeytinyağı alıyoruz şöyle. Soğanımızı kavurmak için. Doğradığımız 4 adet soğanı da tenceremize ilave ediyoruz. Kavrulan soğanlarımızın içine 150 gram kadar da tereyağımız var, ilave ediyorum. Biraz kavrulan soğanlarımıza şimdi yarım kilo kuzu sırttan güzel yağlı kuzu etimizi de ilave ettik. Biraz da böyle kavuracağız. Güzelce kavrulan yemeğimizin içine şimdi 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da isot atıyoruz. Birer yemek kaşığı biber ve domates salçamızı da ilave edip tekrardan harmanlıyoruz. Bir kilo haşlanmış kuru fasulyemizi de içine döküyoruz. Böyle bir karıştırarak harmanlıyoruz tekrardan. Sıcak suyumuzu da ilave ediyoruz yemeğimize. Biraz daha su koyup
ağzını kapatarak pişirmeye bırakıyoruz. Döküm tencerede pişirdiğimiz fasulyemiz pişti. Şimdi bunu altını kapatarak güvecimizi alıyoruz. Etli fasulyemizi şöyle güvecimize alalım. Üzerlerine şöyle dilim biber de koymak istiyorum. Fırında kızarınca güzel olur. Son olarak ortasına şöyle bir tane domates koyup 180 derece sıcak turbo fırına verelim. Döküm tenceremizde tereyağıyla 40 dakika pişirip sonrasında güveci alarak 180 derece turbo fırında 25 dakika pişirdiğimiz bol acılı kuru fasulye çok lezzetli oluyor. Bir de böyle deneyin derim. Afiyetle.